Evet, hemen şöyle dedemizin beden tarifiyle başlıyoruz. Önce beyaz ipimizle, bu arada ben 2.20 de yapıyorum. Biraz boyutu hani küçük olsun diye öyle yaptım. Hemen şöyle 2.20 ile sihirli halkamızı oluşturuyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 6 çektim. Her birine arttırma yapacağız. 6'yı 12'ye çıkartacağız. Hemen yapalım. Evet, şöyle 12 tane yaptım. Şimdi 3. sıramızda bir tane öreceğiz. Bir tane arttıracağız. Hemen şöyle bir tane örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Böyle bu 3. sıramız. 4. sıramızda da 2 tane öreceğiz, bir tane arttıracağız. 5. sıramızda 3 tane öreceğiz, bir tane arttıracağız. Sıra sonuna kadar. 6. sıramızda da 4 tane öreceğiz, bir tane arttıracağız ve toplamda 36 sık iğnemiz olacak. Onu yapalım, gelelim. Evet, geldik şu anda. 36 tane sık iğnemiz var. 6. sıramızı bitirdik. 7. sıramızda ben dedemizin gömlek rengini yeşil yapacağım. O yüzden yeşile geçiyorum. Siz farklı bir mavi yapacaksanız mavi yapabilirsiniz. Bir tık şöyle geri alalım. Rengimizi değiştirelim. Şöyle. Ama bu sırada düz yapacağız. Yani blo falan yapmayacağız. Bir sonraki sırada blo yapacağız. Bunu da böyle normal bir şekilde sıramızı arttırma azaltma yapmadan yapacağız. Evet, şöyle bir sıra. Evet, 7. sıramızı böyle bir sıra yaptık. Şimdi ilmek işaretleyiciye koyacağım. Bir sırada blo olarak arkadan yapacağız. Yine azaltma arttırma yok. Şöyle bütün sıramızı blo olarak yapacağız. 8. sıramızda. Evet, 8. sıramızda blo olarak tamamladık. 36 sık iğne olarak. Şimdi 4 sıra daha, yani 12. sıramızda dahil olmak üzere yine 36 sık iğne yapacağız. Hiç arttırma azaltma yok. Aynı şekilde yapıyoruz. Evet, şöyle 12. sıramıza kadar 36 sık iğne ördük. Şimdi 13. sıramızda 4 tane öreceğiz. Bir tane azaltma yapacağız. Hemen şöyle. 1 2 3 4 tane öreceğiz. Bir tane azaltma yapacağız. Devam. Evet, şöyle hemen 4 tane ördüm, bir tane azalttım sırası boyunca 13. sıramızda. 30 sık iğnemiz kaldı. Şimdi 30 sık iğneyi de 2 sıra 14 ve 15. sıramızda hiç arttırma azaltma yapmadan örüp gelelim. Evet, şimdi 16. sıramızda 3 tane öreceğiz. Bir tane azaltacağız. 1 2 3 bir tane azaltacağız. Evet, sıra sonuna kadar 3 tane örelim, bir tane azaltalım. Evet, 3 tane ördüm, bir tane azalttım. Şu anda 24 sık iğnemiz var. İçinde birazcık doldurdum. Şimdi bu 16. sıramız tamamladık.
17, 18'i de 24 sık iğne örelim, gelelim. Evet, iki sırada 24 sık iğne ördüm. Şimdi 19. sıramızda 2 tane öreceğiz. 1 tane azaltacağız. Şöyle. Sıra sonuna kadar böyle yapacağız. Bu 19. sıramız. 20, 21'i de hiç arttırma, azaltma yapmadan 18 sık iğne öreceğiz. Evet, şöyle ördüm. Şimdi ten rengine geçeceğim. 22. sırada ten rengini geçtikten sonra da blue olarak yine şöyle çektireyim. Bir tane öreceğiz. Bir tane azaltacağız. Bir tane öreceğiz. Bir tane azaltacağız. Sıra sonuna kadar böyle yapacağız. Ve 12 sık iğneye indireceğiz boyun kısmımızı. Evet, şöyle 12'ye indirdikten sonra şimdi bu 12 sık iğnenin her birine birer tane arttırma yapacağız ve sayımızı 24'e çıkartacağız. Bizim 23. sıramız. Her birine arttırma yapacağız. Böyle sıra sonuna kadar her birine arttırma yapalım. Sıra sonunda da 24. sıramızda da bir sıra tamamen 24 sık iğne örelim. Evet, bir sırada şöyle 24 sık iğne ördüm, göstereyim. Şimdi 25. sıramızda 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. 26. sıramızda 3 sık iğne bir arttırma. 27'de 4 sık iğne bir arttırma. 28'de de 5 sık iğne bir arttırma yapacağız. Ve 56 sık iğneye ulaşacağız. Bunu yapalım, gelelim. Yanak kısımlarını ayrıca anlatayım. Evet, şöyle 5 sık iğne bir arttırma da yaptık. Şimdi geldim 29. sıraya. 29. sırada da 17 tane ördüm. Oradan göstereyim. 17 tane ördüm. Burada bir tane arttırma yapıyorum. 2 tane daha örüyorum. Bir arttırma daha yapacağız. Bir tane arttırma daha yapıyorum. Şimdi arada 14 tane öreceğiz yine. 1 2 3 4 Evet. 14 taneden sonra tekrar bir tane arttırdım. 2 tane ördüm. 1 2 Bir daha arttırdım. Ve geri kalanları düz bir şekilde yine 17 tane geriye kalıyor. Onları da düz bir şekilde örüyoruz. Evet, tamamladık. Şöyle kenarlara geliyor zaten arttırma yerleri. 60 sık iğnemiz var toplamda. Şimdi bu 60 sık iğneyi 4 sıra boyunca hiç eksiltme, azaltma yapmadan örüyoruz. Yani sıra olarak da 30, 31, 32, 33. sıramızı 60 sık iğne olarak örüyoruz. Evet. Bunu da ördük. 4 sıra. Şimdi şuradan devam etmeden şu öndeki yaka kısmını bir göstermek istiyorum. İpimizi şöyle alalım. Şöyle bir içinden geçirdim. Şimdi bunu şurayı şuna göre de ortalayabilirsiniz. Yani şu arkadaki yerine bakayım.
Şöyle şuradan ters çevirip şuradan o blo yaptığımız yerden takıyoruz. Bir şöyle iki zincir. Hemen o aynı yere iki tane daha. Şöyle. Geri kalan kısımlarına da birer tane bir tane tekli trabzan, bir tane ikili trabzan. Böyle. Şuraya gelene kadar yine bir tekli, bir ikili yaka kısmına da o şekilde yapalım. Şimdi şöyle sona kadar geldim. Etrafını dolandım. Şurada iki tane kaldı. Şimdi sonuncudan bir tane öncekine yine üç tane yapacağız. Üç tane ikili trabzan yapacağız. İki ve üç. En sondakine de direkt şöyle batacağız. Hatta şöyle içinden de geçirelim. Öyle kapatacağız onu. Şöyle bir yapayım ben. Şöyle görünüyordur. Şöyle keselim. Şöyle şu iç taraftan çek dedim, orada bir düğüm attım. Yakamız da tamam. Kızınkini de onu da gösteririm. Onun hem oradan elbiseyi başlayacağız, hem yaka yapacağız. Biraz tabii örmeden, yani şu kafayı tamamlamadan yapınca daha muhtemelen kolay oluyor. Yani böyle şimdi ben onun diğer kafayı tamamladım. Biraz zor olacak. Hemen şimdi şuradan devam edelim. Evet, şimdi 34. sıramızdayız. 34. sıramızda 17 tane ördüm. Bir tane azaltıyorum. Hemen şöyle. İki tane daha ördüm. Bir. İki. Bir tane daha azaltıyorum. Arada yine 14 tane öreceğiz. Evet, 14 tane arada ördük. Tekrar bir tane azaltıyoruz. 2 tane örüyoruz. Bir tane daha azaltıyoruz. Geri kalanları da sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet, şimdi 35. sıramızda 16 tane ördüm. Tekrar bir tane azaltıyorum. 2 tane örüyorum. 1 2 tekrar bir tane azaltıyorum. Arada 12 tane daha örüyorum. 1 2 Evet, tekrar arada 12 tane yaptıktan sonra bir tane azaltıyorum. Bir tane bir iki tane örüyorum. Tekrar bir tane azaltıyorum. Geri kalanları yine düz bir şekilde örüyorum. Evet, şöyle 35. sıramızda tamamladık. Şimdi 36. sıramızda da 7 sık iğne bir azalt yapacağız. Hemen onu da yapalım.
Evet, şöyle azalttık. Sadece şu en sonda sadece 7 sık iğne örüp bırakıyoruz. Hani orada azaltma yapmıyoruz. Şu anda toplamda 47 sık iğnemiz var. Bu 47 sık iğnemizi 6 sıra hiç azaltma artırma yapmadan öreceğiz. Sıra olarak da 37. sıramızdan 42. sıramıza kadar, 42. sıramızda dahil 47 sık iğne olarak örüp gelelim. Evet, 6 tane ördüm. 6 sıra ördüm, geldim. Şimdi 43. sıramıza geçeceğiz. 6 sık iğne, 1 azalt yapacağız. 44'te 5 sık iğne, 1 azalt. 45'te 4 sık iğne, 1 azalt. 46'da 3 sık iğne, 1 azalt. 47'de 2 sık iğne, 1 azalt. 48'de 1 sık iğne, 1 azalt. 49'da da tamamen azaltıp içini doldurup kapatacağız. Hemen yapalım, gelelim. Şurada hemen bir şey göstereyim. Bunun sonunda 6 tane bir azalt yapıyoruz. En son şurada azaltma yapıyorum. 2, 4, 6, 7 tane de şurada örüyorum. Burada azaltma yapmıyorum. O bir sonrakinde zaten toparlıyor. Geri kalanını 5, 4, 3, 2, 1 diye gidebiliriz. İçini de dolduralım. Ondan sonra gelelim. Evet, şöyle kafamızı bitirdik. Güzel böyle yanaklarını doldurun ki şöyle bir şey görüntüsü olsun, yani hani ton ton dede. Şimdi kollarını yapalım. Ayaklarını yapalım. Sonra da ninenin bedenindeki farklılığı göstereceğim size. Hemen ten rengi ipimizi alalım, koluna başlayalım. Evet, şimdi kolu için 6 tane sihirli halka yapıyorum. 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi ikinci sırasında bir sık iğne, bir arttırma yapacağız. Hemen şöyle göstereyim. Net değil mi? Bir sık iğne, bir tane arttırma yapacağız ve 9'a çıkartacağız sayımızı. 6'dan 9'a çıkartacağız. Bir sık iğne, bir arttırma. Tekrar bir sık iğne, bir arttırma. Şimdi sayımızı 9 yaptık. Buradaki ipimizi de çekelim. Şimdi iki sıra 9 sık iğne olarak örelim. Evet, şimdi iki sıra 9 sık iğne ördüm. 5. sırama geldim. 2 tane örüyoruz. 2 sık iğne ördüm. Şimdi şuna böyle trabzan da değil, şöyle batıyorum. Parmak görünümü vermek için. Şöyle bir tane yaptım. Tekrar battım. Tekrar bir tane yaptım. Aynı yere batıyorum bu arada. Ve sonuncuya şöyle. Hepsini bir çıkartıyorum. Şuradaki sık iğneye batıyorum tekrar. Şu şöyle parmak görüntüsü vermek için. Tekrar sıra başına gelene kadar kalan kısmı örelim. Evet, şöyle bir el görüntüsü verdik. Biraz da içini doldurdum. Şimdi 6. sıramızda bir tane öreceğim. Bir tane azaltacağım. Sayıyı tekrar 9'a indireceğim. Azaltacağız şurada. Böyle bilek kısmı gibi. Hemen şöyle yapalım. Evet, bir tane ördüm, bir tane azalttım. Ten rengindeydi o, 9'a indirdim. Sonra bir sırada yani şunun gömlek renginden yeşilden ben yapıyorum. Bir sırada öyle 9 sık iğne ördüm. Şimdi 7'ydi bu renk değiştirdiğim sıra. 8. sıramda bir sık iğne öreceğim, bir tane arttıracağım sıra sonuna kadar. 9. sıramda da 2 öreceğim, 1 arttıracağım.
Hemen yapalım, gelelim. Evet, şöyle bir tane ördüm, bir tane arttırdım. Şimdi iki tane ördüm, bir tane arttırdım. Ve toplamda 12 sık iğne var. Şu anda bu 12 sık iğneyi de 10 ve 11. sıramızı 2 sıra 12 sık iğne olarak örüyoruz. Evet. 10 ile 11'de 2 sık iğne ördüm. Şimdi 2 tane öreceğim. 1 tane azaltma yapacağım. Bu sırada da tekrar sayımı 9'a indireceğim. 2 tane ördüm. 1 tane azaltma yapıyorum. 2 tane ördüm. 1 2 azaltma yapıyorum. 2 tane ördüm. Bir dakika. 2 tane ördüm. 1 2 ve azaltma yapıyorum. Evet, şimdi bunu da şunu da çıkartayım. Burayı birazcık dolduracağız. İsterseniz hiç doldurmadan da yapabilirsiniz. Ben birazcık doldurdum diğerinden. Bunun renginde. Şurada şimdi 6 sıra 13'ten 18'e 9 sık iğne olarak öreceğiz. Yani hiç azaltma artırma yapmadan. Sonra da 2'ye katlayıp kapatacağız. Hemen şöyle ben diğerini göstereyim. Da şurayı biraz doldurdum. Şu kısmını doldurmadım. Şöyle olsun diye. Tam dikme yerini doldurmadım. Şurayı düzelteyim. Şöyle. Bu şekilde yapacağız. Bunu da aynı şekilde yapıp kapatalım. Ondan sonra da ayak yapımını göstereyim. Evet, şimdi ayağımızı yapacağız. Ayağımız için siyah ipimizle ben ayakkabılarını siyah düşündüm. 4 tane zincir çekeceğiz. Hemen şunu bir sabitleyelim. 1 2 3 4 dönüyorum. Hemen buradakine 1 tane arttırma yapıyoruz. Bir tane sık iğne örüyoruz ve sondakine aynı yere 3 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 karşı tarafa da 1 ve 2. Saniye şu. Siyah da biraz zor oluyor. Şimdi toplamda 8 sık iğnemiz var. Diğer sıramızda baştan 2 tane arttırma yapacağız. Şöyle bir tane arttırdım, bir tane daha arttırdım, arada bir tane ördüm ve 3 tane daha arttırma yapacağız. Bu 1 bu 2 da 3. Burada bir tane öreceğiz. Ve bir tane daha arttırma yapacağız. Evet, ikinci sıramızın sonunda toplamda 14 tane sık iğnemiz var. Üçüncü sıramızda da bir tane ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar bir tane ördüm.
Bir tane arttırma yapıyorum. Bir tane tek ördüm. Bir tane daha ördüm. Arttırma yapıyorum. Tekrar bir tane ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar bir tane ördüm. Bir tane arttırma yapıyorum. Arada bir tane ördüm. Tekrar bir tane ördüm. Ve son arttırmayı yapıyorum. Evet, şimdi toplamda 20 sık iğnemiz var. 20 sık iğnemizde blue olarak 20 tane öreceğiz. Evet, 20 tane blue olarak yaptım. Şimdi iki sıra daha düz bir şekilde 20 sık iğne öreceğiz. Hiç arttırma azaltma yapmadan. Evet, 7. sıramızda da 8 tane ördüm. Şimdi azaltacağım. Bir tane öreceğim. Tekrar azaltacağım. Tekrar bir tane öreceğim. Tekrar azaltacağım. Tekrar bir tane öreceğim. Evet. 3 tane şurada önde azalttım. Sık iğne ördüm, azalttım, sık iğne ördüm, azalttım, sık iğne ördüm. Şurada kalan 3 tane de yine ördüm. 17 tane sık iğnemiz var. Şimdi 7 tane öreceğim. Önde yine 3 tane azaltma yapacağım. Bu sefer peş peşe yapacağım. 1 2 3 Evet, şimdi önde de yine 7 tane ördükten sonra 3 tane azaltma yapalım. 1 2 3 Geri kalan 4 taneyi de örelim. Evet. Şimdi 9. sıramızda ten rengine geçeceğiz. Şöyle blue olarak bir tane öreceğim. Şurada arkada bir tane azaltacağım. Ve 4 tane daha öreceğim. 1 2 3 ve 4. Tekrar burada bir tane azaltacağım. Ve kalan 5 taneyi de düz öreceğim. Toplamda 12 sıram olmuş. 12 sık iğne olmuş olacak. Bu 12 sık iğneyi de 10. sıramızdan 27. sıramıza kadar öreceğiz. Evet, şöyle ördüm bacağını. En son 27. sıraya kadar ördüm. 28'i de 2'ye katladım. Kapattım. Zaten bu yeşil kısım dedemizin üst kısmı. Pantolonumuzu şuradaki blok kısmından başlayacağız. Onu gösteririm. Ninemizde de hemen şöyle. Onun bedeninde hiç şurada blo falan yapmıyoruz. Direkt beyaz örüyoruz. Sadece boyun kısmında kafaya geçerken yapıyoruz ki şuradan elbiseyi başlayacağız. Kol renklerimizi de elbisemizin rengine göre yapıyoruz. Ben böyle tercih ettim. Siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Evet, beden tariflerimiz bu kadar. Şimdi elbise ve aksesuarlarımıza geçebiliriz.